geldi? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kafadar Kurumu'nu Sude kurdu. Ben böyle ara sıra Instagram'da videolar paylaşıyordum böyle, okuyordum, koyuyordum. Ve bundan alakalı Sude ile bir konuşmamız oldu. Hani nasıl yaparız, nasıl ederiz dedi, böyle bir şey yapsak abi nasıl olur dedi. Ben de çok sıcak baktım. İşlenliğine de inandığım için. Ve ilk önce tabii ki hepimiz bu uzun yıllardan beri müzisyenim ve tanıdığım arkadaşlarımı en yakın hissettiğimi, kendime en yakın hissettiğim arkadaşımı Hüseyin'i aradım. Hüseyin'e bu fikirden bahsettim. Hüseyin de devam etsin, söylesin. Ya zaten Timur abi ve Sude aradığı zaman çok fazla da düşünmeye gerek kalmıyor bazı şeyleri. Daha sonra projeyi, şarkıyı da dinledikten sonra kafalar da çıkma. Ve sonra olduk yani. Mert'i de sonra Mert'i evet, aradık. Hep aklımızda üçümüz böyle bir şeyler vardı. Biz ara sıra da böyle bir araya geliyorduk, konuşuyorduk yani. Hüseyin olduğum için hep stüdyolardayız, bir aradayız. Mert de sağ olsun, o da gönlünü koydu. O da abi ben, yani üçümüzün olduğu her yerde ben de varım dedi. Ve Sude de sağ olsun bize çok destek oldu bu doğrultuda. Şarkımızı da belirledi. Böyle bir grubu kurduk işte. İnşallah beğenmişsinizdir, inşallah sevmişsinizdir. Profesyonel müzik kariyeriniz ne zaman ve nasıl başladı? Yani konservatuara girdiğim gün sanki başlamış gibiydi. Çünkü büyüklerimiz, abilerimiz, Timur abi olsun, diğer abilerimiz Türkiye'nin çok büyük müzisyenleriydi ve onlara örnek aldığımız için yani tabii ki öğrencilik yılları ama onları görmek, o profesyonel ortamın içinde olmak gibiydi. Belki o zaman başladı ama ilk sahne deneyimin profesyonel olarak 17 yaşında oldu. Benim de 19, 18'li yaşlardaydı galiba. Allah rahmet eylesin, Müslüm abiye başlamıştı. O zaten benim rüyamdı. Müslüm abiye çalmak rüyamdı. Allah da nasip etti. İlk Müslüm abiden başladım. İyi ki de ondan başlamışım. Çok da uğurlu geldi, çok da güzel devam etti. Ben 18 yaşında ilk defa Rafet Erroman'la profesyonel olarak sahne hayatına başladım. Ondan sonra çeşitli mikserlerde hayatımıza devam ettik tabii çalışmaya. İlk sahne deneyiminizi hatırlıyor musunuz? 17 yaşında yurt dışı turnesine gitmiştim. Tabii annemin izniyle çıkmak durumunda kalmıştım. Benim o. Benim de 19 yaşında Müslüm abiye Gülhane Parkı'nda, o zaman konserler oluyordu Gülhane Parkı'nda. Gülhane Parkı'nda çok inanılmaz benim için deneyimi olan bir konser vermiştik. Ben de 18 yaşındayken Harbi Açık Hava'da çalmışım. Tabii o kadar seyirci önünde görünce bayağı bir heyecanlanmışım o konserde. Kusura bakma isimli çalışmanızın hazırlık sürecinden bahseder misiniz? Bu süreçte öncelikle çok eğlendiğimizi söylemek istiyorum. Sağ olsun Sude her şeyimizi bizim ta başından sonuna kadar ve hala bile parçayı bulmak için o şarkıyı bize oturtturabilmek için inanılmaz bir uğraşı verdi. Sağ olsun şarkıyı bulduktan sonra da Emirhan'la şarkımızın aranjörü Emirhan Cengiz inanılmaz derecede bizi rahatlattı ve parçaya gerçekten gönlünü ve kalbini koydu. Burada hepimiz de ona teşekkür etmek istiyoruz Emirhan'a da. Parça yapılırken aranje aşamasında, aranje işlerinde daha önceden tabii ki müzisyen olduğumuz için, hepimizin de stüdyo deneyimi olduğu için bu konularda fazla takılmamıştık. Tabii ki hepimizin de fikirleri vardı. Onlar da hepimiz müzisyen olduğumuz için 4 kişi, 5 kişi böyle hepimiz ortaklaşa bir şeyleri konuştuk, karar verildi ve yürüdü. Okuma aşamasında da ilk ben bir okudum, sabah 5 veya 6'ydı galiba, o civarlardaydı galiba. Onu okumuştum. Sonra ertesi gün geldim, Emirhan dedim, bir daha okuyabilir miyiz ya dedim. Tabii abi dedi, sağ olsun kırmadı o da bizi. Okuduk ama günün sonunda sabah 6'da karar verdim, değil mi? İlkine oldu. İlk okumaya karar verdik. Güzel de bir şey oldu. Umarız beğenirsiniz, seversiniz. Kalbinize, gönlünüze inebilmişizdir. Böyle. İleride aynı sahneyi paylaşmak istediğiniz bir isim var mı? Biz Kafadar Grubu olarak, yani daha doğrusu hepimiz de müzisyen olarak zaten uzun yıllardan beri birçok soliste sahnesinde yer almaktayız, eşlik etmekteyiz. Ama Kafadar Grubu olarak evet eşlik etmek istediğimiz, mesela ben Ebru Gündeş'in sahnesinde Kafadar Grubu olarak çok eşlik etmek isterdim.
Ya ben de çok ufak yaşlardan beri Gökhan Tepe ile çalıştığım için Kafalar grubu olarak Gökhan abinin sahnesinde olmak ve ayrıca Hakan Altun'un Hakan ya, abinin sahnesinde abi. Hakan abiyle grup olarak bir şarkı söylemek herhalde çok mutlu ederdi. Ben de sahnelere geri dönerse Sezen Aksu'yla aynı sahnede olmak isterdim Kafalar grubuyla. Bir de Yunan şarkıcı Haris Alexiou'yla beraber aynı sahneyi paylaşmak isterdim. Evet kardeşim. İnşallah. Eddie Smart'lar. Evet çok enerjik bence. Ben de rap, trap, işte alternatif pop gibi yeni dönemde böyle ön plana çıkmış müzik tarzlarını dinlemeyi seviyorum. Hep beraber de bunları okurup dinliyoruz, takip ediyoruz. Son olarak YouTube izleyicisi ne söylemek istersiniz? Merhabalar, biz Kafadar grubu olarak yeni şarkımız Kusura Bakma ile Milyon TV'de yayındayız. Hepinize keyifli dinlemeler. Kusura bakma, seni unutamadım. Bu benim hatam, ne yapsam olduramadım. Alev alev, yanıyor can kafesim. Kesilir nefesim, seni bırakamadım.